Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü, ayınızı, ömrünüzü, yılınızı mübarek eylesin. Hakan Bey, bunu sen yazmışsın herhalde. Bunu sen mi yaptın? Bu Arabi'nin değil mi? Önce baştan buna bir değinelim. Ama ne olduğunu söylemezsek şimdi bu böyle sorunun içinde var. Evet. Biz dönelim Şeyh-i Ekber'e. Bir, vücut eşittir. Bulmak. Arabi vücudun hakikatinin fikir ve nazar ile değil de ancak keşif ilimleriyle bilinebileceğini. Fütuhat 1. cilt 60'a 110. Arabi vücudun hakikatinin fikir ve nazar ile değil de ancak keşf ilimleri ile bilinebileceğini ve bunun en önemli yolunun da tecelli olduğunu söyler. Bu da gösteriyor ki vücut hakkında ehli keşf vel vücut olan muhakkik sufiler ile ehli taklit ve nakil olan filozofların ve kelamcıların görüşleri daha baştan farklılaşır. Evet, ehli sufiler de kendi içlerinde sınıf sınıftır. Bir kısım tabidir. Daha henüz sufilik yolunda ilktir, yenidir. Onlar bir büyüklerini veya şeyhlerini taklit ederler. Bu taklidi bu manada hor hakir görmeyin. Bu taklit o kimseyi önce yol öğretir, erdemlilik öğretir, usul öğretir. Bu taklit ilk etapta neyi nerede yapması gerektiğini öğretir. Mesela taklidi hor hakir görürsek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ibadetleri benden gördüğünüz gibi yapın diyerekten bu manada taklide bir kapı aralamıştır. Çünkü taklidi tamamiyetle reddetmek, taklidi tamamiyetle kapatmak bu noktada bizi selamete götürmez. Ama bu taklitten bir müddet sonra sufi tahkike geçmelidir. Bu iman eden Müslümanlar için de geçerli bir şeydir ama sufiler kendi sufilik dairesinde de bunu ele alırlar. İmanda bir taklidi iman vardır, bir de tahkiki iman vardır. Taklidi iman, annesi babası Müslümandır, o da Müslümandır. Annesinin babasının din algısı, din anlayışı ne kadarsa onun da din algısı ve din anlayışı o kadardır. Veyahut da başında bulunan devlet Müslümandır. Kendisini öyle iddia eder. Devletin müsaade ettiği iman, din ne kadarsa o da o kadar yapar. Bundan daha ilerisine gitmez. Bunlar taklittir. İmanda taklit. Bu ilk önce lazım mıdır? Evet. Bunun tahkike dönmesi gerekir mi? Evet. Veya bir kısmı hani farklı bir dine mensup olup veyahut da hiç dine mensup olmayıp İslam'ı araştıra araştıra gelenler vardır ya, onlar tahkik ehlidir. O kimse İslam'ı araştıra araştıra Müslüman olur. O tahkik ehlidir. Hani sonradan Yusuf İslam ismini almıştı ya, bir şarkıcı vardı ya, popçu. Neydi? Cat Steven. Evet. Onun meşhur sözü var ya, ben önce Müslümanları tanımış olsaydım ben Müslüman olmazdım diyor. Bu manidar bir şey. Veya ben kendi söylediğimi şimdi söylemek istemiyorum. Ben Şeyh Efendi'ye Allah rahmet eylesin dedim ki, efendim ben dervişleri tanımış olsaydım ben derviş olmazdım dedim. Ben dervişleri tanımadan derviş oldum. İşin hakikati bu.
Bunun gibi bu normalde tahkik ederekten, araştıraraktan o kimsenin sufi olması, İslam olması, tahkik ehli bu. O yüzden alimler de ikiye ayrılırlar. Alimlerin içerisinde de taklit edenler vardır, tahkik edenler vardır. İmam-ı Azam tahkik edendir. İmam Muhammed, İmam-ı Yusuf tahkik edendir. Onu taklit edenler vardır. Hiç yorum yapmazlar, farklı bir pencere koymazlar, farklı bir perde, farklı bir tecelliyat önümüze koymazlar. Onlar motomot orada ne diyorsa onu taklit ederler. Birisi ona sorduğunda onu taklit eder. Bir Hanefi'ye gider sorarsınız, bayanların 80 kilometre öteye seyahat etmeleri caiz midir? Caiz değildir der. Doğrudur, çünkü fıkıh öyledir. Ama o kimsenin özel, kendine münhasır bir içtihat edebilme cesaretine, içtihat edebilme ilmine sahip değillerdir. Onlar çevir sayfayı yaparlar, taklit ederler. Oysa ona şunu diyemez mesela. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri savaşta esir alınan bir bayanı yanına 10 tane müfreze koyaraktan tekrar babasına gönderdi onu. Yanına mahrem bir kimse yoktu. 10 tane asker vardı müfreze. Onun yol güvenliğini sağladı. Yol güvenliğini sağlayaraktan onu ne yaptı? Babasına gönderdi, ailesine gönderdi. Buradan hareket ederekten yol güvenliği var ise, yol güvenliği var ise, bayanların yalnız seyahat etmelerinde cevazlık vardır, mümkündür diyebilme ilmine, ferasetine sahip değildir. Taklit eder, ne yazıyorsa onu okur. Bu taklittir. Tahkik ehli bir çıkış noktası arar Kur'an ve sünnet dairesinde. O kimsenin problemini çözmek için din noktasında ne yapması gerektiğini onun önüne koymak için ne yapar? Problem çözmeye çalışır. Problem çözenler tahkik ehlidir. Sufiler de bu manada ikiye ayrılırlar. Taklit ve tahkik. Taklit edenler işte şeyhinin şeyhini taklit eder. Taklit edenler başlarındaki zakiri taklit ederler. Ardından şeyhi taklit etmeye başlar. Eğer bir şeyh de taklit ehliyse yine bir önceki şeyhi taklit eder. Şeyhinin şeyhini taklit eder. Tahkik etmez. Bundan 300 yıl önceki sufilik görüşünü devam ettirmeye çalışır. Bu taklittir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri böyle taklidi tahkir eder. O da. Bak, Hazreti Mevlana Mesnevisinde böyle taklidi tahkir eder. Bir kimse taklit edecekse Hazreti Muhammed Mustafa'yı taklit etmeli. Sallallahu aleyhi ve sellem'i. Bu manada taklit bir ölçüde kabul edilebilir. Evet. Ehli taklit ile ehli taklit ve nakil olan filozofların ve kelamcıların görüşleri daha baştan farklılaşır. Evet. Bunların yanında ne de var? Bir de nakleden. İşte az önceki fıkıhçılar gibi. Bir de filozofçular var. Bunlar da ne yapıyorlar? Taklit ediyorlar. Hala da Sokrat'ın fikrinde devam ediyor. Sokrat'ın fikrinin üzerine bir fikir koyamıyor. Yeni bir pencere açamıyor. Filozof Aristo'nun üzerinde gidiyor. Eflatun'un üzerinde gidiyor. Kant'ın üzerinde gidiyor. Bunların üzerine bir şey koyamıyor. Çevir sayfayı yapıyor. Veya işte tipik risale okuyanlar vardır. Taklit ederler. Çevir sayfayı. Risaleyi abire okur. Yeni bir pencere getiremez. Yeni bir pencere koyamaz. Bu filozoflar, kelamcılar da aynı şekildedir. Büyük bir kısmı. Kelamcılar da ne yapar? Onlar da taklit ederler. İmam Maturidi taklit eder. İmam Nesefi taklit eder. Bu noktada yeni bir fikir, yeni bir görüş, yeni bir düşünce koymaz. Hatalı olsa dahi. Çünkü bu noktalarda, bu dairelerde bir kimse düşünse, içtihat etse, yeni bir fikir koysa, hata yapsa bir sevap. İsabet ettirirse 10 sevap. İslam bu konuda kelamda, fıkıhta, bunu felsefe diyelim, felsefede önü açık, hata yapabilir o kimse.
Konuyla ilgili olarak Şeyh Ebu Medyen'in huzurunda bir takım alimler falancadan rivayet edilir ki filanca demiş ki diye konuştuklarında Ebu Medyen bunlar bize ölü eti yediriyorlar oysa bizde tazesi var dediğini nakleder. Fütühat 1. cilt 56. Ebu Medyen rivayet edilir ki İbnül Arabi'nin şeyhidir, üstadıdır. Ebu Medyen'den çok nakleder Arabi. Ve Ebu Medyen'i çok böyle bu noktada zirveye koyar kendince. Ebu Medyen'in sufi fikirlerini, sufi düşüncelerini taşır. Bir kısmı der ki işte onun mürşidi değildi ama Ebu Medyen'i mürşidim olarak lanse eder Arabi. O yüzden Arabi de Arabi için Ebu Medyen önemlidir. Ve fütuhatında Ebu Medyen'den nakiller çok vardır. Çok vardır. Bunun gibi Arabi'nin böyle aktap kabul etti. Kendince bir tane bayan sufi vardır mesela. Bunu da kendine aktap kabul eder. Böyle aktap kabul etti. Kendince değer verdi, kıymet verdi. Adı sanı çok meşhur olmamış büyük mürşitler var. Onların fikirlerini, onların düşüncelerini Arabi önem arz eder. Bu noktada da Ebu Medyen'in bu sözünü Hazreti Pir bu noktada fütuhatını almış. Başka fütuhatın başka bölümlerinde de geçmiş günlerden kalma. Ben de fütuhatın bir Avni Konuk tercümesi vardı. Ondan sonra birinci cildi mi, ikinci cildi mi, bir ikisim ne vardı bende daha öncesinde. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi Hazretleri, ben böyle okumaya çalışıyordum onu bir müddet. Bir gün geldi kitaplıktan çekti, anlatırım ya işte bir bahis sordu. Ben şerh ettim, okuma dedi. Bir müddet okumadım, sonra geldi. Tekrar o çekti kitaplıktan aynı yeri, tevhid bahsiyle alakalı. Aynı yeri bir daha okuttu. Ben okudum. Ne dedi dedi. Bir daha anlattım. Okun artık sen bunu dedi. Ondan sonra da ben okumadım. Böyle bir enteresan bizim de Allah rahmet eylesin Şeyh Efendi ile bir anekdotumuz var. Arabi ile alakalı. Tabi zaman zaman Arabi'den fasıllar açılır da ama bu ara Allah razı olsun Hakan Bey kardeş Arabi ile alakalı iyi ilgileniyor. Biz de bu noktada tekrar heyecanlandırıyor. İşte Ebu Medyen o nakilcilere diyor ki bunlar bize ölü eti yediriyorlar. Oysa bizde tazesi var dediğini nakleder. Yani bu nakilciler, hadis nakledenler hariç bundan. Hadis nakledenler hariç. Neden? Geri kalan sufi sözü, hali, tavrı sufi vaktin çocuğudur manasında an itibariyle söylenmeli. O kimsenin kalbinde bir mana ilmi varsa, kalbinde bir ilmi ledün varsa, kalbinde bir sır ilmi varsa an itibariyle o manayı akıtmalı. Kale dememeli. Bu eski sufiler için çok önemliydi. Ne yazık ki şimdiki sufiler kale diyene bakıyorlar. Onu daha sağlam görüyor. Kale, şeyhimin şeyhi dedi ki. Şeyhim dedi ki. Tabii buna da atfen ayet-i kerime var ya, geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlat. Buradan sufiler kendilerince bir ölçü çıkarıp geçmiş şeyh efendilerin kıssalarını anlatırlar. Ama bunları anlatırken kendileri o günün hastalıklarına, o günün sıkıntısına şifa olacak ilaçları sunmak gerek. Bir virdine vücudu açan Allah'ın adıyla başlayan evradu usbu'iyye, Arabi'ye göre Hakk'ın tecellisi iki biçimde kendini gösterir. Vücut olarak ve ilim olarak. Vücut bilgisi kendini idrak etme ve tanıma bilgisidir. İnsanı tecrübe yönünden vücudu bulmak,
ilahi tezahür yönünden ise olmak manasını alır. Evet, Arabi'ye göre Hakk'ın tecellisi iki biçimde kendini gösterir. Bir, vücut olarak. Hakk'ın tecellisi vücut olarak. Bütün komple bu varlığı bir vücut olarak görürseniz, burada Hak tecelli ediyor. Hak tecelli ediyor. Hakk'ın tecelli etmesi demek, varlığın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın değişik efal ve sıfatlarının zuhur etmesi, bizatihi tecelli etmesi olaraktır. İlim olarak da varlığın üzerine Cenab-ı Hak ne yapar? Hakk'ın tecellisi vardır. İlim nedir? Bilmektir. Cenab-ı Hakk'ın buraya olan sıfatsal tecelliyatını, normalde eğer ilmel yakin noktada bir kimse bilgiye sahip değilse, çocuklarınızı ağlatmayınız. Çocuklarınızı ağlatmayınız. Bak, sustu. O benim gibi aykırı biraz. Normalde bunun, buradaki Hakk'ın tecelliyatını bilmeye ilim denir. Bakın, bilmeye ilim denir. O yüzden Yunus der ki, İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Cenab-ı Hak sıfatsal olarak tecelli eder. Bütün varlığın üzerinde. Bu Hakk'ın tecelliyatıdır. Bu tecelliyatı, sıfatsal tecelliyatını, sıfatsal zuhurunu bilmek ise ilimdir. Cenab-ı Hak sadece sıfatsal olarak tecelli etmez. Ya o sıfatların anlaşılması, bilinmesi için ilim olarak da tecelli eder. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayet-i kerime? Demek ki siz bilmediklerinizi ehli zikre gidip sorunuz. Bakın, bilmediklerinizi ehli zikre sorunuz. Çünkü ehli zikirde Hakk'ın ilim sıfatı da tecelli eder. Müminde Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatı da tecelli eder. Müminin ferasetinden korkunuz, o Allah'ın nuru ile bakar. Müminin üzerinde ilim sıfatı da tecelli etmeli. Sufinin üzerinde ilim sıfatı da tecelli etmeli. İlmin de alınma yolları vardır. Bir, okuyaraktan alınır. İki, okumadan nakil olarak alınır. Üç, kalbe gelen ilham ile alınır. Kalbe gelen ilhamın kendi içerisinde tecelliyatı vardır. Bunun birisi rüyadır. İkincisi ilhamdır. İlham. Bunun içerisindeki en sağlam. Bu noktada ilmin en sağlam alınacağı nokta rüyadır. Rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Hadis-i şerif. Peygamberlik kapısı kapanmıştır. Peygamberlik kapısı kapanmıştır. Ama ahir zamanda mübeşşirat kapısı açıktır. Peygamberlik kapısı kapanmıştır deyince ashab soruyor, nice olur o ümmetin hali? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri cevap veriyor. Anında mübeşşirat kapısı açıktır. Mübeşşirat kapısı nedir ya Resulallah? Mübeşşirat kapısı nedir? Ahir zamanda salih insanların görmüş oldukları salih rüyalardır.
Bunların hepsi de sufiler için ilim kapısıdır. Arabi de bu manada bu ilim kapısını kabul eder. O yüzden sufinin salih olarak rüyasında görmüş olduğu bir hadis-i şerif, hadis nakilcileri tarafından sahih görülmese dahi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri manada bu benim sözüm dediğinde sufiler için ölçü olur. Bakın sufiler için bu ölçü olur. Hem de sufiler için sahih bir ölçüdür bu. Sahih. Okudukları kitaptan daha sahihtir bu. Okudukları hadis kitaplarından daha sahih bir hadistir bu. Bu nedir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bizatihi rüyada o sufiye söylemiş olduğu sözüdür. Bu sufi için kesin kat'i delildir ve kat'i ilimdir. Sufi bunun üzerinde hiç şek şüphe etmez. Ve direkt sufi bu direkt olarak bağlar ve sufi bunu farz olarak görür. Bu haberi kesindir. Üzerinde hiç soru işareti yoktur. O yüzden bir kimseye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri senin üstadın bu dendiği anda o kimsenin o üstada farz noktasında bakıp intisap edip o ölünceye kadar ondan ayrılmaması emirdir. Sufiler bunlara çok önem verirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir şeye işaret ettiyse o işaret katidir. Bitti. Bu Cenab-ı Hakk'ın ilim olarak tecelliyatıdır. Normalde elimizde hadis kitapları var. Sufiler bu hadis kitaplarını Allah'ın ilmi tecelliyatı olarak görürler. Bu yazılıdır. Bir yazılı ilim vardır. Okursunuz. Bu ilim yoludur. Bir de nakleden vardır. Bir kimse, bunlar sufiler için geçerlidir. Sufiler üstadlarını, mürşidi kamil olan zatları ilim kapısı olarak görürler. Onlar naklederler. Sufi için o nakledilen ilim onun için kesin sahihtir. Bu bir çıt üstü nedir? Kalbi ilimdir. Kalbi iliminde iki tecelliyatını anlattık. Evet. Böylece Hakk'ın tecellisi iki biçimde kendini gösteriyor. Bir, vücut. Bu yaratılma. Yaratmanın üzerindeki Hakk'ın sıfatsal olarak tecelliyatları, tezahürü. Bunu tefekkür ederekten, bunu izleyerekten, çıplak gözle ve kalp gözüyle. Bunun üzerinden Cenab-ı Hak bulunur mu? El cevap, evet. Bu sufiler için uzun yoldur. Sufiler bu uzun yolu tercih etmezler. Sufiler için kısa yol nedir? Kalbi çalıştırmaktır. Sufiler şöyle derler. Yol uzun, ömür kısa. Yol uzun, ömür kısa. Bu kısa ömrün içerisinde kestirmeden menzile varmak gerekir. Bu da nedir? Kalbi cilalamaktır. Kalbi cilalayan nedir? Hadis-i kutside tevhiddir, zikirdir. La ilahe illallah kalbin cilasıdır. La ilahe illallah tevhid-i şerifini çokça getirin. Hadis-i kutsi. Kalbin cilası tevhiddir. O kimse bolca tevhid çekerekten kalbi tecelligaha, nazargaha hazır kılar. Sufilerin
işleri ve yolları budur. Sufi farz ibadetlerini, mevcut namaz, abdest, oruç, güzel ahlak bunları takip ederken Allah'ı çokça zikreder. Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım der. O yüzden sufi Cenab-ı Hakk'ın onun kalbine tecelli etmesi için haramlardan uzak tuttuğu gibi habire ne yapar? Tevhid ile kalbini habire cilalar. Tevhid onun için bir ciladır. Habire cilalar, habire cilalar. Tevhid suyuyla yıkar içini. Mesnevi'de Hazreti Mevlana'nın bir hani hikayesi vardır ya. Padişah en güzel resmi yapana büyük mükafat verecektir. Ve saraya ressam olarak tayin edecektir. Ressam başı olarak. Çinliler gelirler, envai boyalarını getirirler. Envai çeşit, rengarenk boyalarını. Türk de gelir, bir tek zımparası vardır elinde. Onda da 3-4 tane zımpara vardır. Türk bakarlar, bir tek zımpara var onda. Akıl erdiremezler. Türk bir tek bir şey ister. Der ki bu duvar sizin, bu duvar bizim mi? Evet. Ortadan bir perde çekin der. Kimse kimsenin yaptığına bakmasın. Olur. Çinliler envai çeşit boyalarla başlarlar harika figürler çizmeye. Bizim Türk de habire zımpara çeker. Önce bir kalın zımpara çeker, bir güzel. Ardından bir ince zımpara da. Ardından bir ince zımpara da. Ardından bir ince zımpara da habire zımpara çekiyor. Habire parlatıyor. Padişahın adamlarından birisi gelir. Der ki Haşmettin bir sıkıntı var. Ne oldu? Bu Türk der bizimle alay ediyor herhalde. Ne oldu ki der? Hiçbir resim yok derler. Hiçbir boya da yok. Ya Çinliler yapıyor. Ne yapıyor? Harika resim yapıyorlar der. Harika. Gün biter. Gün bittikten sonra padişah gelir. Önce Çinlilerin tarafına bakar. Harika bir resim. Harika. Der ki çok beğendim. Çok güzel olmuş. Türklerin tarafına geçer. Bir bakar ki hiçbir şey yok. Der ki bizimle alay mı ediyorsunuz? Türkler der ki ey padişahım Haşmetlim ortadan perdeyi kaldır der. Bakın aradan perdeyi kaldır. Aradan perdeyi kaldırınca Çinlilerin yaptığı resim aslından daha güzel bir şekilde karşıya tecelli eder. Ayna çünkü. Ayna gibi. Padişah der ki ya bu resim çok güzel ama bu aynaya aksedişi daha da güzel. Bakın aynaya aksedişi daha da güzel der. Türkleri birinci ilan ederler. Sufi habire ne yapar? Kalbi ayna haline getirir. Habire zımpara çeker. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Ota bakar la ilahe illallah, ata bakar la ilahe illallah, güneşe bakar, semaya bakar la ilahe illallah, la ilahe illallah. Dokun Allah der o. Tamam onun kalbine gelmiş, inmiş. Kalbine inmiş. Bu kalbin Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatına mazhar olmasına hazır bu. İşte bu ilim yoludur. Cenab-ı Hakk'ın Musa'ya yaptığı terbiye gibi. Hani Musa bir sohbetine soruyorlar ya, senden daha alimi vardır, Allah alem yoktur diyor. Sonra vahiy kesiliyor. Söz yok, söz sükut ediyor. Söz sükut ediyor, sükut yok.
Mürşid-i kamillerin sükutunun sebebi budur. Orta yerde dervişin birisi adapsızlık yaptıysa mürşid ona sükut eder. Anla, sen bir adapsızlık yaptın. Konuşmaya gerek yok. Sufiler hal ile konuşurlar. Sustu mu üstad? Bil ki sen bir adapsızlık ettin ona. O adapsızlıktan kurtul. Sen bir edebe mugayir bir iş işlemişsindir. Sen ondan bir kurtul. Bunun gibi. Ne yaptı Cenab-ı Hak Musa'ya? Dedi ki, ilmi ledün sahibidir. Bir kulun var. Senin bilmediğin ilme sahiptir. Ona git. Ha, demek ki ne olmuş oldu? Kalbi ilimde ilim yolda oldu. Evet. Vücut bilgisi kendini idrak etme ve tanıma bilgisidir. Vücut bilgisi kendini idrak etme ve tanıma bilgisidir. İster bunu hakkın vücudu olarak, varlık olarak alalım, isterse kendi vücudumuz olarak alalım. Bu ne olmuş oldu bizim için? İdrak etme, idrakin genişlemesi, tanıma, tanımlama oldu. Allah, biz varlığa baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın vücut noktasında biz onu ne yaptık? Tanıdık, bildik ve idrakimiz genişledi. İnsanı tecrübe yönünden vücudu bulmak, ilahi tezahür yönünden ise olmak manasını alır. Bu noktada bir kimse tecrübe ile ne yapar? Bir şeyi bulur, bir şeyi anlar. Bu aslında ilahi noktada da olmak, yani erginleşmektir. Allah'ın vücudu zorunlu olduğu gibi vücudunu bilmesi de zorunludur. Evet, Cenab-ı Hakk'ın varlığın sıfatsal tecelliyatı olarak bir vücudu vardır. Bu vücudu olması zorunludur. Bir ikincisi, Cenab-ı Hakk'ın kendi vücudu da vardır. Cenab-ı Hakk'ın kendi vücudunun olması zorunluluktur. Kendi vücudunun olması zorunluluktur. Ama bu vücudunun biz, Cenab-ı Hakk'ın zat-ı uluhiyetinde olan, bilgisi de zat-ı uluhiyetinde olan, kendisine ait olan, bu vücutla alakalı bizim bir bilgimiz yok. Burası tefekkürden uzak. Allah'ın zatını düşünmek. Hani var ya hadisi kutsi. Zatını tefekkür etmek. Zatının ne olduğunu düşünmek haram. Bu manada Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmekten, onu tefekkür etmekten men edildik. Ama Allah'ın vücudunun olması mutlak. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendi vücudunu tanıması da mutlak. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın kendisinin vücudunun olması mutlak. Hatta İmam-ı Azam der ki, Allah'ın vücudunun olması kendisine vacip hükmündedir der. Enteresandır bu. Hani deriz ya, vücubu mutlak diye. Bu akaid kitaplarında geçer bu. Vücudu mutlak. Yani mutlak vücut. Bunun olmaması düşünülemez. Vücudu mutlak. İmam-ı Azam Cenab-ı Hakk'ın vücudu mutlak olması vaciptir der. Siz zannedersiniz ki bunların temellerini Arabi attı veya bunların temellerini İmam Maturidi attı. Hakkınızı helal edin. Ayaklarla alakalı sıkıntı olunca oturuş şeklini değiştirmemiz gerekiyor. Burada akaid noktasında İmam-ı Azam enteresan bir ölçü koyar. Diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın zatının olması vacip hükmündedir. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle alakalı ilmi de bilmesi vacip hükmündedir. Allah'a bir şey vacip olur mu dersiniz siz?
Ama burada mutlakiyetin getirdiği, uluhiyetin getirdiği bir zorunluluk var. O yüzden normalde burada Allah'ın vücudu zorunlu olduğu gibi, yani Cenab-ı Hakk'ın kendi vücudu, zat-ı uluhiyeti dediğimiz, vücudu mutlak dediğimiz, kelamcıların, akaidçilerin vücudu mutlak dediğimiz şey olmak zorunda. Ve vücudunu bilmesi de zorunludur. Cenab-ı Hak bu noktada da kendisini bilmekle mükelleftir ve zorunludur. Öyle şuna katılmam ben. Allah amada ne olduğunu bilmiyordu. Bir kısım sufilerin böyle bu sonradaki sufilerin böyle bir tezleri var. Ben buna katılmıyorum. Çünkü buna Arabi de katılmaz. Bunu normalde İmam-ı Azam, Cüneyd-i Bağdadi, Sırrı Sakati, Habib-i Acemi, Beyazıt-ı Bestami, isim sıralayayım şimdi, İbrahim Ethem, Gazali, Arabi, sonra Saadettin-i Konevi, Hazreti Mevlana, Üftadi Hazretleri gibi zevat, Hacı Bayram buna dahil. Hacı Bayram, bu ekolün sahipleri, bu ekoldekiler Allah'ı en iyi bilenin yine Allah olduğunu bilirler, söylerler. Allah kendi zat-ı uluhiyetini en iyi bilen Cenab-ı Hak'tır, kendisidir. Yaratılmışların içerisinde Allah'ı en iyi bilen Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra da sufilerdir. Derecatına göre. Allah'ı en iyi bilen ondan sonra da sufilerdir. Neye göre? Sufilerin de kendi içinde derecatlarına göre. Evet, burada Allah'ın vücudu zorunlu olduğu gibi vücudunu bilmesi de zorunludur. Cenab-ı Hak kendi vücudunun olması zorunlu olduğu gibi o vücudunu bilmesi de zorunludur. Cenab-ı Hak yaratmış olduğu bu varlığın vücudunu bilmesi gibi ve bu vücudun da zorunlu olması gibi bu vücudu da bilmesi zorunludur. Bunu hangi cepheden alırsanız alın. Arabi'ye göre vücut hakkında söylenecek sözü olana vücudun kendisini açmış olması şarttır. Evet. Vücut hakkında, yani Cenab-ı Hakk'ın varlığa geçirmiş olduğu bu vücut hakkında söz söyleyecek olan kimsenin bu varlığa tecelli etmiş olan vücudun kapısının ona açılması gerekir ki bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin "Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini göster" dediği kapıdır. Sufiler için bu çok önemlidir. Sufiler eşyanın hakikatine vakıf olmazlarsa kemalata eremezler. Kemalata ermenin yolu eşyanın hakikatine ulaşmakla alakalıdır. Eşyanın hakikatine ulaştıran 3 ilim, 6 da penceresi vardır. 3 ilim İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin noktasıdır. 3 farklı ilmin tezahürüdür. Bunun yolu zahir ve batındır. Az önce anlattığım ilim yoludur. Ama eşyanın hakikatini anlamada 6 veçe vardır. 6 kapı vardır. 6 pencere vardır. 6 perde vardır diyelim. Ancak 6 pencerenin altısına da tecelliyet noktasında vakıf olan kimse eşyanın hakikatine vakıf olmuştur ki bu ancak seyri süluk neticesinde bir mürşidin terbiyesinde bir mürşidin elinin altında öğrenilir.
Bu kitaptan değil. Sakın ha. Bu ilim kalbi bir ilimdir. Kalbidir bu. İlmi ledündür. İlmi ledündür. O eşyanın hakikatine varanlar ancak eşyayı ve eşyanın gerisindekini ve eşyanın üzerindekileri tanırlar ve bilirler. O yüzden normalde vücut hakkında bir söz söyleyecekse o kimse, vücudun o kimseye kapısını açması gerekir. Bu seyri sülükün iki tecelliyatı vardır. Birisi dışsaldır, varlığın içerisindedir. İkincisi içseldir, kalbidir. Bu iki kanat yürümedikçe seyri sülük yürümez. Dışsal seyri sülük varlığın kendi içerisindeki dışa tezahürüdür. İçsel seyri sülük kalbidir. O kalbi seyri sülük olmayan kimselerin eşyanın hakikatine ulaşmaları mümkün değildir. Soru sahibi böyle gidiyoruz. Bir bu muydu arzu ettin? Efendim? Tamam. Sen de sufileşiyorsun. Bak tecelliyata rağm oldun sen de. Arabi şöyle devam eder. Şu bir gerçek ki vücut içinde Allah'tan, onun sıfatlarından, onun fiillerinden başka bir şey yoktur. Hep odur, onunladır, ondadır ve onadır. Ve eğer o bir gözü açıp kapayıncaya kadar şu alemden inticap edecek, gizlenecek olsaydı alem bir anda yok olurdu. Evet. Şu bir gerçek ki vücut içinde Allah'tan, onun sıfatlarından, onun fiillerinden başka bir şey yoktur. La faili illallah. La faili illallah. Allah'tan başka fiiliyat yoktur. Bütün fiiliyatı yaratan ve tecelli ettiren Allah. La faili illallah. Gözünüzün gördüğü görmediği, idrak ettiğiniz etmediğiniz her şey Allah'ın yaratmasıyla olur. Bu noktada onun fiillerinden başka bir şey tecelli etmez. Tecelli eden sadece onun fiilleridir. Ve alem ve kainat ve varlık tamamiyetle onun fiilidir. Tamamiyetle. Bakın tamamiyetle. Hep odur. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, fiiliyat onundur. Sen atmadın, ben attım. Sen öldürmedin, ben öldürdüm. Ne yaptı? Fiili kendi üzerine aldı. Hep odur. Her şey de onunladır. Her şey ilmel yakin noktasında onunladır. Cenab-ı Hak varlığın içerisinde bütün varlığa ilmen yakin noktasında yakindir. Bütün varlık İlmel yakin noktasında Allah'a da yakındır. Allah ilmel yakin noktasında bütün varlığa yakındır. Bütün varlık da ilmel yakin noktasında Allah'a yakındır. O yüzden her şey onunladır. Ondadır. Bütün her şey ondan kopar gelir. Bütün her şey.
bütün varlığa tecelli eden her şey bilinmezlikten kopar gelir. Varlığa tecelli eden her şey bilinmezlikten kopar gelir. Bilinmezlikten. Ve onadır. Ve her şey yeniden ona döndürülür. Dönüşünüz Allah'adır der ya ayet-i kerime. Ve her şeyin dönüşü yeniden nereyedir? Allah'adır. Bu varlık tamamiyetle Allah'ın sıfatsal tezahürüdür. Ve bu varlığın içerisinde var olan her şeyin döndürülüşü yine neyedir? Allah'adır. Ve bu varlık tamamiyetle O'nundur, O'nunladır ve O'na döner. Varlık tamamiyetle. Ve Allah bu varlıktan bir an göz açıp kapatıncaya kadar elini çekse alem bir anda, bunu bir an derken en büyük zamansal şeyini kenti trilyon mu diyordunuz? Neydi? Üniversite okuyanlar elini kaldırsın. Kenti trilyon muydu? Evet. Kenti trilyon bölü bir zaman biriminde. Yani şu anda insanların ulaşabildikleri zamanın en küçük dilimi. Kenti trilyonda bir zaman diliminde bu alem yok olurdu. Bakın o kadar kısa bir göz açıp kapatma var ya, o günkü insanların kendilerince ulaşabilecekleri, anlayabilecekleri en kısa zaman birimi. Şimdi ondan daha aşağıda kısa zaman birimlerini tespit ettiler. Bu noktada Allah böyle bir anda alemden elini çekiverse alemde hiçbir şey kalmaz. Evet. Bunu tefekkür ettiğinizde müthiş bir şey çıkıyor ortaya. Tefekkür ettiğinizde düşünün böyle. Müthiş bir şey çıkıyor. Ve aslında var gördüğümüzün yok hükmüne de varabiliyorsunuz buradan. Devam. Bil ki hakkın yolu tek kılınmıştır. Bununla beraber onda yolcu olanların mizaçlarının mutedil veya münharif olması, istekleri, ruhaniyetleri gibi hallerinin çeşitli olması dolayısıyla değişik vecihler altında gözüküyor. Cenab-ı Hakk'ın yolu birdir, tektir. Biz onu Kur'an sünnet diyoruz ama o sünneti de içine koyduğumuzda Kur'an'dır. Bu şuna benzer. Biz şu kubbeden bir bardak su boşaltsak aşağı doğru düşüşü genişledikçe bir bardak su genişler ayrışa aşağı buhar halinde düşebilir. Yok olabilir. Beş bin metre yukarıdan bir bardak su atarsanız yere su olarak düşmez. Siz yukarıdan bir bardak su atarsanız bin metre sonradan yağmur tanecikleri gibi görürsünüz. Bir bardak su yoktur. Ama hakikatinde bir bardak su vardır. Öyle değil mi? Bunu tersine çevirirseniz, bir bardak suyu buraya koyarsanız, kaynatırsanız,
buharlaşır gider, gözden kaybolur. Biz bir bardak suyu da yok görürüz, öyle değil mi? Yok muydu? Var. Yine var mı? Evet. Cenab-ı Hakk'ın yolu da tektir. Cenab-ı Hakk'ın yolu birdir. Ama aşağı doğru tecelli ettikçe ne olur? Çoğalır. Bir sürü yol çıkar. Burada bir sürü yoldan kasıt nedir? Hani Allah'a giden nefes adedince yol vardır derler ya, herkesin kendince idraki ve anlayışı neticesinde bir din olgusu çıkar. Ve herkes kendi idrakince, kendi mizacınca bir yola koyulur. Bunu sufiler bu noktada, ben hani derim ya, ehli tarikatla sufileri ayırırım. Ehli tarikat bütün mizaç sahiplerini tek mizaç altında toplamayı düşünür ve hedefler. Herkes kendi mizacını terk edip tek mizaca sahip olması istenir. Bu yolda başarılı olamayan döner sonra bundan intikam alır. Asıl sufilik odur ki herkes kendi mizacınca hakkı bulsun. Biz bundan yanayızdır. O yüzden bizde tek tip elbise göremezsiniz. O yüzden bizde tek tip derviş göremezsiniz. O yüzden bizde tek tip sarık, takke, cübbe, şalvar, dış kıyafet, iç kıyafet göremezsiniz. O yüzden bizde tek tip sakal tıraşı, saç tıraşı, tek tip model, sistem, bu tip şeyler göremezsiniz. Biz isteriz ki herkes kendi mizacınca yol gitsin. Kendi mizacı bizim için Allah'ın rengidir. Biz o rengi kabul ederiz. Kuyucuyu değiştirmeye çalışmayız biz. Kuyucuyu değiştirmeye çalışan patinaj çekmiştir hep. Nakib-i Nükabba'nın patinaj çektiği gibi. Kuyucuyu değiştirmeye kalktı, patinaj çekti. Neden? O mizacını değiştirmeye çalışıyor onun. Bunlar örneklerle sabittir. Ben ona diyorum ki kuyucuyu zakir etme. O zakir edeceğim diye uğraşıyor. Diyorum ki senin mizacınla onun mizacı aynı noktada değil. Sen onu zakir edersen kendi mizacına o ters gelecek. Uyuşamayacaksınız. Onu kaldıramayacaksın sen. Neden? O kardeşin mizacı böyle halim, salim, kendi halinde. Ha böyle fazla hareketli olmayan bir kimse. Ama kuyucunun mizacı öyle değil. Canlı, heyecanlı, hareketli. Yardırmayı, kırdırmayı seviyor. Kah rampaya vuruyor adamı. Adam böyle dili bir karış dışarıda çıkınca onu rampayı bir gösteriyor. O zannediyor ki bu rampa bitmeyecek. Üç adım sonra adamı dik aşağı bir indiriyor. Adam nereye gittiğini bilmiyor. Bu mizaç. Bakın mizaçtan örnekliyorum size. Onun mizacını değiştirmeye kalktığınızda onunla kavga ediyorsunuz. Sufilikte kavga etmek yok. Onun mizacını değiştirmeye kalkarsanız, daha doğrusu kendinize benzetmeye kalkarsanız yanılırsınız. Neden? Bizim sufiler aykırıdır, kendine münhasırdır. Onu bir kalıba sokamazsınız siz. Ya onu kendi yolunda koşturmaktır önemli olan. Bakın aradaki fark budur. Ehli tarikat bununla baş edemez. Bununla baş edemediği için köreltir herkesi, törpüler onu
kendi istediği yolda koşutturmak ister. Orada herkes körleşir. Orada herkes hantallaşır. Orada herkes aynileşir. Herkeste at gözlüğü vardır. Farklı bir şey göremez. Bizde öyle değildir. Biz İsa'nın küpü gibiyizdir. Küpten çıkar, rengarenk çıkar. Oysa küpün rengi tek renktir ama çıkan rengarenktir. Biz o rengarenklik hoşumuza gider bizim. Sarı, yeşil, mavi, turkuaz ne dersen. Çılgını, delisi, kırığı, yazdıranı, çizdireni, hoplatanı, zıplatanı hepsi de vardır bizde. Kimisini ağlatır, kimisini güldürür. Rengarenktir. Birinin güldüğünü öbürkü ağlıyordur, birinin ağladığını öbürkü gülüyordur. O kimse demez sen ne gülüyorsun diye. Onun güleceği gelmiş. O gülerekten gidecek sevgilisine. Öbürkü ağlamayı seviyor. O ağlayaraktan gidecek. Biz karışmayız. Neden ağlıyorsun demeyiz, neden güldün de demeyiz. Bu noktada insanların mizaçları ve bu noktada mizaçlarıyla onların halleri ortaya çıkar. Ve hallerin değişik olması, değişik pencerelerden bakılaraktan yürünülmesi herkesin kendi mizacından dolayıdır. O yüzden değişik mizaçları bir çatının altında toplayıp onların mizaçlarını değiştirmeden koşturtmak her baba yiğidin harcı değildir. Bu yolda çeşitli vatanlar vardır. Vatanlar içerisinde mevarit, vakitlerin gerçekleştiği vakitlerdir, mahallerdir. Bunun orada vatanlar duraklardır. Durak. Bir şeyin makamı, bir şeyin durağı. Kur'an-ı Kerim okurken bir durağı var ya. Öğrendiniz değil mi Kuyucu İmam Hatip'te? Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de okurken duran durulduğu yer var. Durak. Orası onun vatanı. Bir sufinin bu noktada bir asli vatanı vardır. Bir de muvakkit, geçici vatanları vardır. Ama vatansız sufi yoktur bu manada. Manevi olarak her sufinin bir vatanı vardır. Ve her sufinin bir durağı vardır. O durakta da muvakkit, geçici bir vatanı vardır. Sufi o geçici vatanda nefeslenir. Bunlar namazdır, bunlar oruçtur, bunlar ibadetlerdir gibi. Dur bakalım. Evet bunlar bir elestü bir rabbüküm. Araf ayet 172 ve unsuri vücudumuzla ondan ayrılış. Birinci vatan neymiş? Elest vatanı. Ruhların yaratıldığı yer. Bizim varlığa geçiş noktasında. Burası varlığa geçiş noktasında. Dikkat edin. Buranın altını çizin. Varlığa geçiş noktasında. Elest makamı, elest vatanı varlığa geçiş noktasıdır. Varlığa. Görünürlüğe. Bundan öncesi var mıdır, yok mudur bu arkadaş araştırsın gene. Elest makamı varlığa geçiştir. Ey İslam dünyası, size sesleniyorum. Elest'ten öncesine haber getirecek bir haberdar bekliyorum. Elest'ten öncesine. Elest varlığa geçiştir. Varlığa geçişin vatanıdır. Yani çizmiş ya arkadaş, harika. Mertebe-i ervah. Mertebe-i ervah dedi ruhlar alemi.
Bazen diyoruz ya, nereden tanışmışızdır? Ruhlar aleminden. Yani mertebi ervah dediğimiz ruhlar alemi, varlığın derecelerinde ervah alemi dediğimiz, ruhlar alemi dediğimiz alem şurası. Mertebi ervah. Burası ruhlar alemi. Yani ruhların zuhur ettiği, ruhların meydana çıktığı yer. Ruhların zuhur ettiği, ruhların meydana çıktığı yer. Zuhur ettiği yer. Meydana çıktığı yer. Bir fikir sadece. Taayyün-ü sani. Yani birinci taayyünde hakkınızı helal edin. Yani kusuruma da bakmayın. Yaklaşın biraz. Bu akşam herkes biraz daha kafayı kırsın da gitsin buradan. Dikkat edin. Taayyün-ü sani. Yani biz bunu amada diyebiliriz. Veyahut da birinci taayyün dediğimiz. Hiçbir şeyin daha, hiçbir şeyin daha rengine, şekline, şemaline bürünmediği yer. Taayyün-ü sanide olmayan şey ruhlar aleminde mi olacak? Amada olmayan ruhlar aleminde mi olacak? Burada olmayan burada nasıl olacak? Ey İslam alemi! Bana öyle bir alim getirin, buradan bana laf söylesin. Bir kitap getirin, kitap! Şunun yazıldığı bir eser getirin bana. Burada olmayan burada nasıl olacak? Diyoruz ki burada olmazsa burada olmaz. Doğru mu? Gel geriye doğru. Burada olmayan burada nasıl olacak? Elest, vatan. Vatan da vatana muhtaç. Kaldın orada. Bu akşam dal bakalım be. Bu iş nereden de? Ha? Güzel miydi Kudüs? Sen de Diyanet İşleri'nden başkanından önce gittin ha? Seninki bir miraç oldu, yolculuğu oldu canım. Var mı Kudüs'e giden rüyasında? Miraç gecesini yaşamamışsınız. Sufiler, nasıl Miraç? Nasıl sufilik? Nasıl sufilik? Ey ümmeti Muhammed,
Nasıl Muhammedilik? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin izini nasıl takip etmek? Rüyanızda, halinizde, kalben Beytül Makdis'e gidemediyseniz nereye gideceksiniz? Nasıl Miraç idrak etmek bu? Hakikatinden uzak ümmeti Muhammed. Evet. Elest neymiş? Arabi'ye göre bir vatanmış. Ve o vatandan ne olmuş? Ayrılmışız. Ama orası vatanı asli değil. Bu bizim için, benim için. Ben Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinin ilk 18 beytinde vatanı aslisinden ayrılan, vatanından ayrılan der ya, müracaat edelim. Dinle, bu ney, nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor? Dinle, bu ney, nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor? Diyor ki, beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadınla erkek de ağlayıp inlemiştir, kadın da. Kamışlıktan kestiklerinden beri benim feryadımdan erkek de ağlamıştır, kadın da. Ayrılıktan şahrem şahrem olmuş bir gönül isterim ki iştiyak derdini ona anlatayım. Aslından uzak kalan kişi yine buluşma zamanını arar. Ben her toplulukta ağladım, inledim. İyi halilerle de arkadaş oldum. Eş oldum kötü halilerle de. Herkes kendi zannınca dost oldu bana. İçimdeki sırlarımsa kimse aramadı. Benim sırrım feryadımdan uzak değil. Fakat gözde, kulakta o ışık yok. Dilleri aynı bakın. Ne diyor? Beni kamışlıktan kestiklerinden beri. Ayrılığın ateşiyle yanıyor. Vatanı aslisinden koparıldığı günden beri. Bir, bütün ehli taklit alimleri ve sufileri vatanı asli olarak ruhlar alemini görür. Vatanı asli olarak. Bu fakirin vatanı aslisi orası değil. İkinci vatan, durak. Şu an içinde bulunduğumuz dünya. Bunu sadece Arabi minvalinden görüp konuşacak olursak evet. Ama arada alemi misal var. Alemi misal de bir vatandır, bir duraktır. Alemi misali burada es geçmek mümkün değil. Üç, hem küçük ölümde uyku, hem de büyük ölümde içerisinden geçeceğimiz berzah alemi. Bu normalde alemi misal, alemi şahadet diyelim buraya ezzam. Ondan sonra ne yapar? O kimse alemi
berzaha geçer. Ervahtan berzaha gidiyor. Yani ruhların bu dünyadan geçtikten sonra bekletildiği ve bu dünyada bekletildiği vatanı. 4. Sahire arzında haşir ve hafireye intikal. Yani herkesin bütün tekrar haşrolunduğu mahşer. 5. Cennet veya ateş. Mahşerde hesap kitap görüldü. Ya cennete gidecek ya da cehenneme. Ateş dedi o. 6. Cennetin dışarısında ve orada hakkın hüviyetinden başka bir nimete gerek olmayan el kesif vatanıdır. Ki bu son vatanda hak gülerek tecelli etmektedir. Evet. Burası da cennetin üstünde bir makamdır. Burayla alakalı aklın algılamayacağı bir şeydir. Ancak bir haldir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ve peygamberlerin ve büyük velilerin durduğu haldir burası. Biz buraya ehadiyet makamı diyebiliriz. Burası ancak ehli zevk ve keşfin anlayabileceği bir yer. Beni mazur görün. Sufinin seyri sülükunun üstünde bir seyri sülük istenildiği yerdir. Bir ilim olarak kalsın size. Burası Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramıdır, ihsanıdır. Burada muhakkak bir veçeden sufinin çalışması olsa dahi bu direkt Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramıdır. Burası söze lafa gelmez. Bu Fatiha-i Şerife'de bizi peygamberlerle, o salihlerle beraber eyle dediği ayetin sırrı budur. Yazılı bir şey bulamazsınız burayla alakalı. Allah bizi affetsin. Bu yolculuk ya cennette ya da ateşte son bulacaktır. Soru, bu vatanları açar mısınız? Herhalde aça aça gittik galiba biz. Soruyu bilemediğimizden hakkını helal et. Sonunu bilmek varmış ama. Evet. Burada bırakalım. Sonra devam edelim. Nasıl olsa burada bir kesinti kalmış burada. Önümüzdeki hafta buradan inşallah. Saat kaç oldu? 10:30. Evet. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse inşallah 3. sayfadan devam edeceğiz. Şunu götür soru sahibine ver. El-Fatiha ma salat. Amin. Bunları normalde es geçmeyeyim, bunlara da bakıvereyim. Aşırı ses var, anlayamıyoruz demişler. Kardeşler, bundan hepimiz de şikayetçiyiz. Her zaman da aklımıza gelmiyor seslerinize dikkat edin demeyi. İnşallah bunu bir daha sohbette seslendirelim. Bu tedaviden dolayı abdestini tutamayanlar herhangi bir sebepten dolayı abdest alıp hemen namaza durduklarında veyahut da işte evden abdestini aldı, o kimse ta cumaya gidecek veya namaza gidecek, bu yol esnasında tedavilerinden dolayı herhangi bir yerinden kan aksa, irin aksa, yel çıksa abdesti bozulmaz.
Hemen namazı kılacaklar, namazı özürlü hükmünde namaz kıldıktan sonra tekrar abdestleri bozulmuş oldu. Birbirinden ayrılan eşler birbirlerine haklarını helal etmemeleri ve beddua etmeleri caiz midir? Hakları varsa haklarını alacaklar. Hakkını almayan bir kimse beddua etmesi hoş değil ama hakkını almaması da caiz değil. Namaz kılarken resmin arkasını çevirsek olur mu? Namazı kıl da aynanın karşısında ve ateşe karşı namaz kılınabilir mi? Kılmamaya et. Soru bahçedenmiş. Sevmenin kudretindeki hikmet nedir? Sev de gör. Sevmeden sevmenin kudretini, hikmetini görüp anlayamazsın ki. Bir öğrencim yıllar önce mezun olan adını bile unuttuğum Facebook'tan mesaj yazmış. Hocam 30 TL gönderebilir misiniz dedi. Tamam dedim ama kredi kartı borcu olunca işkillendim, telefonunu istedim gönderdi ama aramadım, parayı iş bankasından göndermemi istedi. 30 TL olunca sevaptır diye düşündüm. Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz? Bir şey diyemeyeceğim. Göndermek istiyorsanız gönderin ama normalde bir kimse ya neden 30 lira istesin ki? Belki de böyle yaparaktan kendince bir geçim dünyası kurmuş olabilir. Gözünüz görecek bir yardım ettiniz kimseye. Ben bunu biliyorum. Dinin hükmü bu. Ders yaptıran bir kişinin sohbet yapışına ve ders yaptırışına müdahale ediliyorsa aradaki sorumlunun oradaki sorumlu ne yapması gerekir? Yapması gereken şey nedir? Kale almayacak. Siz cahillere selam deyip geçiniz. İbn-i Teymiye'nin vahdedi vücut konusunda Arabi Hazretlerinin talebelerini ve bu yolu benimsemiş olanların ehli sünnet çizgisinden uzak olduğunu sert ifadelerle belirtmektedir. Arabi Hazretlerinin ve bu yolda olanların Kur'an ve sünnet ışığından uzak olmadıklarına, sapkınlığa düşmediklerine cevabımız nasıl olmalıdır? Gerek yok cevap vermenize. Herkese cevap vermeye kalksanız yetiştiremezsiniz. Ama Arabi'ye bu noktada cevap veren, pardon, Teymiye'ye cevap veren bir sürü Arabici olmuş. O yüzden hani böyle tahkik alim olan zatlar bu noktada bunların cevaplarını vermişler. Gerek yok. Bu tip bu Selefi Vahabi çizgisinde olanlar kavga etmeyi ve tartışmayı çok seviyorlar. Önüne gelene küfür ehli görmeyi çok seviyorlar. Hiç tartışmayın. Allah bizi affetsin. Destur.